Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenilen orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kampanya kapsamında İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge, diğer tüm iller 3. Bölge olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız dedi. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini de kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını da son derece önemsiyor. Bu doğrultuda da kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz ve kar payı ile ve vade yapısı, ilk 3 yıl bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz yeni evim programını hazırladık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk etapta tam 100 bin aileyi birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacaklarını söyledi. Vatandaşımızın başvuru süreci şöyle olacak. Öncelikle yüklenici firmalarımız, yani bu proje kapsamına girmek isteyen, bu finans modelinden faydalanmak isteyen firmalarımız belirlediğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankalarımızın şubelerine başvuru yapacaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak. Peki vatandaşlarımız hangi projelerden faydalanacak? Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecekler.